Konami pes mi etti? Arkadaşlar sabah uyanır uyanmaz önüme bu video düştü. Bir bakacağız. E-Football Official Reveal Trailer diye How geçiyor. things have changed. Capacity crowds, that familiar cacophony of sound. Burada kısaca ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? 20 küsür senedir biz kendimizle gurur duyduk. İnanılmaz bir futbol deneyimi yaşattığımız için taraftarlarımız, bizi destekleyenler için. Yes, being the platform for them to share in their zenith as well as their nadir. And this will continue to be our mission. Bu böyle de devam etmeye devam edecek yani diyorlar. Bizim hala hedefimiz bu. Uniting all football fans in this new normal with the same undying passion. Better yet, with a new level of passion. This is what e-football is all about. Evet, artık böyle bir Fenerbahçe renkleriyle yeni PES'in sürümünü, yeni versiyonunu burada görüyorsunuz. Artık PES yok arkadaşlar. Artık e-futbol var. E-futbol oynadık diyeceğiz. EF. Artık buna ne denir? EFB. PES daha iyiydi ya. Direkt PES diyorduk yani. Ne bileyim. Oyun hakkında da bilgiler vereceğim. Bende biraz daha fazla bilgi var. Belki burada da hepsini gösteriyor. Tam emin değilim. Tekrar izleyeceğiz buraları. Bu oyun bedava olacakmış. PlayStation 4, 5, PlayStation 5, Xbox Series X, Steam, PC. Herkes birbiriyle oynayabilecek online. Yani bu MyClub olayı Xbox'ınız varsa PlayStation 5'i olan arkadaşınızla da oynayabileceksiniz. Yalnız arkadaşlar buralarda grafikler görünüyor ya. Hani bir sene bekledik ekstradan yeni bir oyun için. Bu grafikler o kadar da yeni nesil görünmüyor. Şimdi Messi Reis geldi. Formadan da bize de bir tane gelse güzel olur aslında. Ha. Yani burada klasik konuşmaları oluyor. Şunu seviyorum, bunu seviyorum falan filan. Oyundan beklentiler falan öyle genellikle yok. Yeni nesil grafikler top adamın kramponunun ayağının içine girmiş gösteriyorlar. Bu tatmin edici şey bir şey değil. Yani bunu ben izledim bir kez ama hani bunu ilk defa görüyorum. Böyle durdurdum burada random. Adamın ayağına top girdi yani. Bu saçma biraz. Hani gölgeler, gölge arıyorum. Hiçbir gölge görünmüyor sanki. Bu oynanıştan direkt video yani. Eleştiriyorum çünkü bir sene geçti. Hatta bize Unreal Engine'le işte yapacakları oyunun bir ufak teaser'ını göstermişlerdi Messi'li falan. O bile çok güzel görünüyordu. PES 2020, 19 aynısı. Ortalık hani FIFA'ya kaldı. EA Sports'a kaldı bence. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bu oyun bedava olacak ya. Bedava oluşu daha da popüler edecek mi bu oyunu? Çünkü hani denemekten yani para vermeden futbol oyunu oynayabileceksin. Eğer oynanış iyiyse bu grafikler falan ikinci kademeye geçiyor bence. Buraları geçiyoruz. Buralarda da Pique'nin işte konuşmaları falan var. Umarım hani son oyunun grafikleri bundan daha iyi olur. En azından belki burada gösterdikleri PlayStation 4 falan grafiği ise PlayStation 5 yeni nesil konsolda falan daha güzel görünür de hiç sanmıyorum. Çünkü bu sanırım PlayStation 5'in grafikleri. Bu arada Neymar'ı almışlar arkadaşlar. Neymar da artık PES'çi. Artık EFB'ci. E-futbolcu. And the results have been staggering. We have created a one-on-one system that is incredibly thrilling and Teke tek sistemi inanılmaz ya yeni bir teke tek sistemi yarattık diyorlar. Cross platform. We want e-football to be a thing for all fans of football. Evet. And for that it was imperative that users on all platforms can Mobildeyseniz bile PlayStation 5'e karşı oynayabileceksiniz ya. Böyle bir durum var. Tabii mobildeki adamın ne kadar avantajı olur hiç bilmiyorum. Şöyle bir durum var. Belki kapatabilirsiniz bu mobile karşı oynama olayını. Bu çok inanılmaz bir durum. Ayrıca mobile kol bağlayıp da oynayabilirseniz eğer ki oynayabileceksiniz. O zaman belki bir avantajınız olabilir. Yani ya da işte aynı seviyede oynayabilirsiniz. Yoksa dokunmatik kontrollerle biraz zor olur gibi düşünüyorum. Vallahi enteresan. Mobil PC'ye karşı oynayabiliyor. Çok güzel bence aslında. Fortnite gibi yapmışlar bir nevi. Yani artık bu oyunu kurtaracak bir şey varsa o da bedava olması bu şekilde.
Yani bir de cross platform olması, online ortamı hani böyle bayağı bir kişinin birleştiği bir yer olacağı için belki sürekliliği, devamlılığı olur. Ben hem negatiflerini görüyorum ama aynı anda da büyük bir fırsat burada belki Konami eline geçirecek diye düşünüyorum. Bedava oyun kim yapıyor bu devirde? Ya da daha doğrusu bedava oyun yapanlar var, FPS tarzı oyunlar, Valorant falan mesela, Call of Duty. Football is for everyone. Neymar. Extraordinario. Tremendo pase puede dar. Messi. Golazo. E-football. Şimdi bak arkadaşlar, ilk anda sırf bu takımlarla maç yapabileceğimiz bir oyun yayınlayacaklar. Cross platform olmayacak. Sadece PlayStation 5 ve 4'e karşı oynayabileceğin bu sürümü. Bu da erken sonbaharda çıkacak diyor. Erken sonbahar ne demek oluyor? Belki Eylül'ün başlarında çıkar. Tahminimce. Sonra sonbahar dediği belki Ekim'in başında çıkar bu. Online Leagues. Hani MyClub'ın da ismi değişiyor. Name to be communicated falan herhalde, bu to be announced normalde olur da. MyClub'a da değişik bir isim gelecek. Team Building Mode, bu da Master League, ana lig, ona da bir isim gelecek. Cross platform olayı o zaman başlayacak, platformlar arası. Bir de Match Pass System, aynı hani FPS oyunları, Valorant falan dedim ya. Burada da para verip daha da böyle işte paketler falan edinebilme, oynadıkça gelecek sistem gelecek. Para vermeden de bir sistemi olur, böyle bir match pass sistemi de, paralısı daha da iyi olur, daha da cazip gelir. Adamlar işte planı değiştirmişler biraz Konami'de. Ve kışın da turnuvalar başlayacak. Cross platform matches, console, PC, mobile. Kışın geliyor cross platform ve mobile de kontrol geliyor. Kontrolle oynama, kontrol cihazıyla oynama. Buraya geri geldim, tekrar düzelteyim. Cross platform PlayStation vs Steam veya Xbox vs Steam oynayabiliyoruz. Xbox vs PlayStation oynayamıyoruz. Ve peşine de kışın hepsi birbirine karşı oynayabiliyor. Mobilde de aynı şekilde, mobile karşı bile oynayabiliyorsunuz. İnanılmaz bir olay ya. Vallahi bence fena değil. Bence fena değil arkadaşlar. Zaten biz hangimiz hani futbol oyunu oynarken grafiklere çok da detaylı bakıyoruz. En önemlisi oynanış abi. PES 13 hala oynayan bir ton insan yok mu Türkiye'de? Var. Neden? Grafikleri mi güzel? Hayır. Oynanışı güzel. Oynanış hoşa gidiyor. Mesela hani en iyi FIFA oyunu son zamanlarda millet, çoğu insan FIFA 15 diyor. Grafikleri mi çok iyi? Şu ana şimdiki FIFA'ya bakarsanız yok. Oynanışı güzeldi, eğlenceliydi. Önemli olan o. Hani bana 20 sene önce ben Counter-Strike 1.5 oynarken sorsaydınız, 20 sene sonra oyunlar neye benzeyecek? Derdim lan gerçekten böyle insanların yüzleri müzleri gerçekçi, ayırt edilemeyecek bir şekilde bir şeyler yaparlar diye tahmin ederdim ama Fortnite'a bakınsana abi, Valorant'a bakınsana. Kimsenin de pek umrunda değil arkadaşlar. Oynanış ve oyun, gameplay güzel olsun. O yüzden ben burada tamamen umudumu yitirmiyorum. Videonun başlığında RIP PES falan bir şey okuduysanız, PES'in ruhuna fatiha falan tarzında bir şey yazdıysam eğer, hani bunun iki anlamı vardı. PES güle güle, artık yeni bir başlangıç olarak e-futbol çıktı. PES ortadan kaybolduğu için de onun hani ruhuna fatiha, rest in peace falan diyebiliyoruz. Beni burada heyecanlandıran durumlar da var. Bu oyunun bedava olması en büyük durum. Bir de bütün platformlar birbirine karşı oynayabilmesi ikinci büyük durum. Benim görüşlerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? PES mi, FIFA mı? Ya da e-futbol mu, FIFA mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla bilgi edindiğimde, çıkış tarihi falan edindiğimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeniyseniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.